geçen haftadan bugüne ve hatta önümüzdeki haftaya da aslında taşınabilecek olan bir başlık. Meclis açılışında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşması, ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le resepsiyonda ortamı yumuşatma çabası siyaset gündeminde konuşulmaya devam ediyor. İddialar iktidar ve ortağının yeni anayasa için adım attığı yönünde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu iddialar üzerine anayasa tartışmalarına değindi. Biz ne Erdoğan ne de Bahçeli ile oturup anayasa yapmayız dedi. İnşallah bu hususta mecliste gereken anlayış birliğine ulaşılarak yeni anayasa çalışmaları en kısa sürede başlatılır. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde 100 maddelik anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Ne Bahçeli ile ne Erdoğan ile oturup ne anayasa yaparız ne bir başka. İktidar kanadı dilinden düşürmüyor, her fırsatta yeni anayasa gündeme geldi. Özgür Özel AKP ve MHP'ye kapıları kapattı. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu herkes söylüyor. Önünde sonunda bu gerçekleşir. Yani bu yıl olması yarın olur. Yeter ki bizim çalışma yapmamızda bu alana katkı sağlamış olalım. İktidar kanadı sık sık gündeme getiriyor. AKP ve MHP'li isimler yeni anayasa için hazırlıkların sürdüğünü belirtiyor. Özellikle meclis açılışındaki görüntüler akıllara bir kez daha yeni anayasa tartışmalarını getirdi. Bahçeli'nin DEM Parti ile el sıkışmasının bunun için bir adım olduğu öne sürüldü. Gözlerse bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Sayın Genel Başkan, bugün İstanbul'dasınız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul'da iki kadının katledilmesi, bir kadının da taciz edilmesi soruldu. Özel, aflara değindi, İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlattı. Hepimizi mahveden bu cinayetlerin suçluları hangi aflarla çıktı derseniz, bunlar Erdoğan affıyla, Bahçeli affıyla çıktılar. Hem suçlar caydırıcı olmaktan çıkarıldı, hem de pek çok içeride olması gereken suçlu dışarıya salındı. Dünkü katil defalarca psikolojik tedavi görmüş çıkmış birisi. Devletin çok yakın takip etmiş olması gereken birisi. Kadın örgütlerinin dünya kadar itirazına, hatta AK Parti'deki bazı kadın siyasetçilerin bile itirazına kulak asmadan, hukuksuz bir şekilde bir kişinin imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkanlar şimdi buna ne diyecek? Özel daha sonra anayasa tartışmalarına değindi, net konuştu. Normalleşmenin yeni anayasa için bir değişime yol açmayacağını söyleyen Özel kapıları kapattı. Bahçeli demin elini sıktı diye biz ne Bahçeli ile ne Erdoğan'la oturup ne anayasa yaparız ne bir başka. Bizim onlara sözümüz belli. Anayasaya uymayanlarla anayasa konuşmuyoruz. Konuşmayacağız. Biz kimseyle koalisyon da kurmayacağız. Ama Türkiye İttifakı'nı büyüteceğiz. İstanbul'un göbeğinde iki kadının vahşice katledilmesi, bir kadının da taciz edilmesine yönelik tepkiler tabii ki büyüyerek devam ediyor ve edecek gibi de görünüyor. Tepkilerin göbeğindeki isimse İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Bakan Yerlikaya'yı istifaya davet etti. O sözleşme devlete erkek şiddetini önlediyor. İstanbul'da bir kadının tacize uğraması, iki kadının da vahşice katledilmesinin yankıları sürüyor. Tüm Türkiye'de kan donduran olaylara rağmen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Teknofest paylaşımı yapması çok sert tepkilere neden olmuştu. Kabul ediyor muyuz? Hayır! CHP'den Yerlikaya'ya istifa et çağrısı geldi. Sosyal medya hesabından Yerlikaya'yı istifaya davet eden CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, halkın gündemiyle hiçbir ilgisi olmayan bir İçişleri Bakanı, 21. yüzyıl Türkiye'sinin yüz karasıdır dedi. Kadın cinayetlerinde ve kadına karşı şiddetteki artış tesadüf değildir. Politik bir tercihin, bir siyaset anlayışının tezahürüdür. İstanbul'da iki kadın vahşice katledilirken Teknofest paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı derhal istifaya davet ediyorum. Caniler sokakta kadınlara tacizde bulunurken, onları vahşice katlederken halkın gündemiyle hiçbir ilgisi olmayan bir İçişleri Bakanı 21. yüzyıl Türkiye'sinin yüz karasıdır. Tepkilerin ardından İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan bir paylaşım
yardım daha geldi. Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yaşananlara ilişkin briefing aldığı anların fotoğraflarını paylaştı. İstanbul Emniyeti'nin her geçen gün güçlendirildiğini iddia eden Yerlikaya'nın bu paylaşımına da tepki yağdı. Kamuoyunda hayvan katliamı yasası olarak tanımlanan yasanın mimarı, lüks zevkleriyle tanınan AKP'li Yenişehirlioğlu hayvanseverler tarafından protesto edildi. Hayvanlar çocuklar öldürülürken gülerek fotoğraf verdiniz mi? AKP'li Yenişehirlioğlu kitap fuarına katıldı. Hayvanseverler tarafından protesto edildi. Ben bütün paydaşlarla çalışmalarımı tamamladım ki. 14. Kocaeli Kitap Fuarı başladı. 13 Ekim'e kadar sürecek fuarın ilk gününde AKP Grup Başkan Vekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'nun söyleşisi vardı. Ağzım almaz beni. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki söyleşide Yenişehirlioğlu protesto edildi. Katliam yasasının taslağını hazırlayan Yenişehirlioğlu'na hayvan hakları savunucuları sloganlarla tepki gösterdi. Bir tepki de Narin Güran cinayetine ilişkindi. Protestoculardan biri AKP'li isme araştırma önergesine verdiği yanıtı sordu. Narin Güran cinayeti araştırılmasın diye oy verdiniz mi? Hayvanlar, çocuklar öldürülürken gülerek fotoğraf verdiniz mi? Güvenlik görevlileri müdahale ederek protestocuları salon dışına çıkardı. Görevlilerin sert müdahalesi de tepki çekti. Görevliler çekim yapan gazetecileri de tehdit etti. Oy kullandınız mı, kullanmadınız mı? İttirme. Van Gölü kıyısına taş toplamaya gideceğini söyledikten sonra kaybolan üniversite 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabayış'ı arama çalışmaları 9. gününde de devam etti. Sonar cihazlarıyla termal kameraların da kullanıldığı çalışmalarda maalesef henüz bir sonuç elde edilmedi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın kayboluşunun üzerinden 9 gün geçti. Rojin Kabayış'ı arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar cihazı ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin termal kameralı drone'u da eklendi. Çalışmaların yapıldığı bölge de genişletildi. Arama çalışmaları günlerdir 100. Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede yürütülürken, ekipler bu kez Van Gölü'nün İskele sahil tarafına yoğunlaştı. Arama çalışmalarına polis ekipleri de zaman zaman havadan destek sağlıyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabayış, 27 Eylül akşamı kaldığı yurttan akşam yemeğini yedikten sonra çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabayış'e telefonla ulaşamayan arkadaşları 28 Eylül'de saat 12 sıralarında polise haber verdi. Rojin'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. 28 Eylül'de Van Gölü sahilinde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelemek üzere polise teslim edildi. Kaybolmadan önce telefonla görüntülü konuştuğu annesine markete gidip kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, jandarma, sahil güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında 9. güne girilmesine karşın sahilde bulunanlar dışında Rojin'e ait bir ize rastlanamadı.